diyorsun ya. Tamam zaten videoyu alacağım. Zamanın zamanın. Günaydınlar dostlar. Ben Fatih. Günaydınlar. Ben Fatma. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Yola götüreceğim onu. Ha, yola gidecek. Pardon ben değil o. Ha. Tırına getirdim. Evine getirdim. Yürüyen evine. Evet, yürüyen evine getirdim. Ben şimdi alıp gerçek eve gideceğim. Onu da tırına bırakacağım. Hello. Ne oldu kızım? Nerede? Gel hadi, nereye gelmek istiyorsun? Ergen. Alo. Oğlum hayırdır? Lan baba gidiyor, insan bir der ki baba hani görüşürüz falan. Hiç öyle bir şey yok mu sende? Yani nasıl bir adamsın oğlum sen? Baba gitsin mi? Ne? Gitsin mi baban? Gitsin değil mi? Hayır. Üçkü açsın ya. Gitmesin. Ne yapsın? Para da kazanmasın. Çok büyük. Diyor ki anne çok büyük. Büyük mü kızım? Büyük. Ha, çok mu büyük? Kaç kişi? Evet dostlar, yeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Karşınızdayım. Uzun zaman sonra tekrardan yola çıkacağım. Bir 3 haftalık maceramız olacak. Tabi arada gidip geleceğim, uzun yola gitmeyeceğim. Böyle 3-4 gün gideceğiz. 3-4 gün geleceğiz. Öyle bir durum olacak. Beraber şöyle bir tıra bakalım. Aşkım. Seni almaya geldiğimizdeki provayı yaptı kızım. Şimdi. Gel bakayım babaya, bir tane sarıl bakayım hadi. Gidiyorsun, gel bir tane de... babaya sarıl, baba gidecek. Baba gidiyor, gideceğim hadi. Ama gel bir tane öpeyim, gideceğim. Sarıl babaya. Hadi ama bak küserim. Gel bir tane. Ben seninle konuşmuyorum, küstüm. Bir daha konuşmayacağım Feyza'yla. Anlarım. Bir tane sarıl kızım, bir tane sarıl kızım ama. Ama baba gidecek. Baba üzecek ama seni. Oh. Bu dorsayı almayacaksın değil mi? Bu dorsayı alacağım, niye? Diğerini açtık. O diğerini yani bu dorsa yatıyor ya. Pili bitmesin. Ha, akü bitmesin diye çalıştırdım. Hadi bakalım ben çıkıyorum. Kayıt. Evet dostlar, çıkıyoruz yola. Uzun zaman sonra. Hazır mıyız? Vallahi. Onu gidince göreceğiz, hazır mıyız değil miyiz. Şu kapı açık gibi geldi bana. Bir saniye. Aynen, kapı açık. Ah hatun, ah bizi mi öldüreceksin kız? Evet, çıkıyoruz. Burçez kutusu oynuyor ya. Uzun zaman sonra tekrardan Fatih yollarda. Reefer Dorsey ile çıktık yola. Yani buzdolabı. Şimdi Delaware eyaletinden yükümüzü alacağız. Ardından Dallas, Texas'a doğru gideceğiz. Bugün günlerden cumartesi. Pazartesi yükü bırakacağım sabah 6'da. Sonra oradan başka bir yük alıp tekrar geriye geleceğiz. Artık eve gelir miyim, gelmez miyim? Yani evde bir mola verir miyim, vermez miyim onu bilmiyorum.
Ama bu arabayı kullanan arkadaş Türkiye'ye tatile gitti. Bizim Ozan. Evlenmeye gitti, evlenmeye. Hanımını buraya getirecek. O tabi onlarla uğraşırken arabada yatmasın. En az bir iki hafta falan Türkiye'de kalacak. Sonra da gelip burada ister istemez bir evlilik düzeni var. İşte ev mev kiralayacak. Gerçi bir hafta dedi abi dedi ama bir haftaya yapabileceğini ben pek zannetmiyorum. Bir düzen kurmaya çalışacak inşallah. İlk başta biraz zor olacaktı böyle şeyler. Ben de hatırlıyorum hanımı getirdiğim zamanlarda öyle ev mev nerede bulacağını ben bir anda cart diye falan aldık. Hanımla beraber çıktık yola. 1,5 sene ya. 1,5 sene hanımla beraber yollardaydık. Ay ay ay. Ama bazen insan özlüyor ya. Vallahi bak hanımla beraber dün Furkan diyor ki ya ben niye tırlan diyor hiç gezmiyorum dedim. Oğlum daha önce gezdin. Ben gezmedim dedim. Ya oğlum gezdin sen daha önce bizle beraber gezdin yani ama çocuk hiç haberi bile yok yani. Hatırlamıyor o günleri. Dedim o zaman git videoları izle oğlum. Madem hatırlamıyorsun ne yapalım biz sana yani. Videolar var git videoları izle gör yani. Ne yapmışız ne etmişiz o dönemleri hatırla. Zaten o videoları senin için yapıyoruz. Bir mazi bir hatıra. Madem hatırlamıyorsun altına hatırlatabilecek dört dörtlük video. Gerçi izlemedi ama ya da bilmiyorum izlediyse. Sadece dün değil evvelsi gün bana açmış videoyu. Benim motorla yaptığım videoyu izliyor. Ne izliyorsun dedim. Baba diyor senin videonu izliyorum. Hangi video bir baktım motorla beraber gidiyoruz onu izliyor. Ama tabii o yeni yani. Daha bu dönemlerin videosu. Ailece bir tır geçmişimiz de var ya. Güzel zamanlardı ya. İnsanı özlüyor yani. Hanım bile mesela hala diyor ya gidelim bir beraber bir çıkalım yola. Öyle bir şeyi var. İsteği, arzusu var. Ama şimdi zor ya. İki tane de çocuk var. Hani Furkan küçüktü bir şekilde idare ediyorduk. Şimdi o çocukların arabaya tıkmak da onlara biraz hani işkence olacak. Al arabaya koy onları. Arabada artık onların koşma böyle en ateşli dönemleri o çocukların. En hareketli dönemleri. Şimdi sen al onu en hareketli döneminde küçücük tırın içerisine koy. O zor, o sıkıntılı. Yani biraz hani olabilecek bir durum pek değil. Ama insan bazen diyor ya al şöyle çoluğu çocuğu. Hem bir tatil bağlamında git bir gez. Ay ay. Güzel güzel. Neyse dostlar. Çıktım şimdi. İstikamet Delaware. 2 saatlik yolum var. Tam 2 saat. 120 mil. Oradan da yükümüzü alırken gösteririm. Sonrasında Dallas, Texas. Gidiyoruz. Çıktık yine yollara. Tam karşıda Philadelphia. Evet dostlar. Yükü alacağım yere geldim. Şu arkamda gördüğünüz yerden karpuz alacağız galiba. Yalnız burada karpuzun ne işi var onu da çözmüş değilim. Burası o kadar şey değil. Yani en azından dışarıdan görülen haliyle karpuz. Şimdi kapıları açalım. Yükleyelim. Bir de galiba bir sıkıntı var. Burada ağırlık fazla gelmiş adamın birisinde. Bende de fazla gelebilir. Bu da bir problem çünkü yakınlarda şey yok. Ağırlık yeri yok. O biraz problem. İnşallah ağır gelmeyiz diye hayal ediyorum. Bakalım. Bu arada arkam hep mısır tarlası. Bulunduğum yerler hep mısır tarlası olan yerler. Dallas'a gidiyordum ama daha gitmeden adresimizi değiştirdiler ya. Dallas'ta giderken Terrell diye bir yer. Gene Dallas'a çok yakın ama adresimizi değiştirdiler. Neyse. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi arabayı yanaştıracağız. Sonrasında da yüklerseler gideceğiz. Pazartesi sabahına yükü bırakmam lazım.
Dostlar arabayı yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bu başka birinin Dorsesi. O hazırda yüklemiş ama arabası ağır gelmiş. Bu da benim araç. Gördüğünüz gibi benim araç da şu anda dolacak sıradayız. Arka tarafta karpuzlar var. Bu karpuzları alacağız. 55 Fahrenheit'ta, artık hesaplayın kaç derece oluyor. 55 Fahrenheit'ta gidecek bu karpuzlar. Türkiye'den biliyorum. Çok eski bir ev sahibimiz vardı. Onlar böyle bu işi yapıyorlardı. Böyle maruldur, soğandır falandır filandır bu tarz işleri yapıyorlardı. Tabii onların böyle büyük kamyonları yoktu. Bu işi yaparken de karpuz getirirlerdi Antalya'dan falan. Böyle kamyonun üstüne atarlardı. Kamyon da gelirdi. Herhangi bir kapatma, mapatma öyle bir şey yoktu. Ama Amerika'da bu tarz şeyleri taşırken mutlaka böyle buzdolaplı kasalarda taşımak zorundasınız. Şöyle arkayı da göstereyim. Arka taraflarda da hep mısır tarlaları dolu. İlginç. Buradaki fabrika, daha doğrusu tarla şekli böyle. Evet dostlar, yükümüzü aldık. Ya bir şey söyleyeyim mi? Her seferinde gerçi bu tırı bıraktıktan sonra, sürmeyi bıraktıktan sonra ara ara biliyorsunuz işte arkadaşlar tatile gidiyorlar, işleri çıkıyor. Ben binmek zorunda kalıyorum arabaya. Ama zor biniyorum ya, gerçekten çok zor biniyorum. Yani hiç gitmek istemiyorum yola. Arabaya hiç binmek istemiyorum. Bu arada tırı araba dememden şikayet edenler var. Arkadaşlar tır benim için bir araba. Ben geçmişten beri, dönün ta 7 sene önceki videolara, büyük arabadan küçük arabaya derdim. Yani tırdan normal arabaya. Yani çok önemli şeyler değil ya, böyle kavramlara çok takılmayın. Neyse, arabaya binmek gerçekten benim için çok zor geliyordu. Bugün de öyle oldu ama binince de arkadaş, ya tır gerçekten farklı bir şey. Bakın tır ve motor bisiklet. Bu da şimdi motoru da yeni aldığım için böyle söylüyorum. Daha önce motor kullanan birisiyim ben. Hani yeni kullanmaya başlamadım. Motor kullanan birisiyim ama tabii şu anda gündemimde motor da olduğu için şimdi motora son dönemlerde biniyorum. Ya bu ikisi, ya inanın bana, gerçi motor her zaman binme isteği duyuyorsun, o ayrı bir şey de. Tırda ben böyle bir istek duymuyorum. Tırdan böyle hani çok hoşlanan, tırı çok seven bir adam değilim. Ama bindiğim zaman da arkadaş, bu kadar keyifli bir alet yok, yemin ediyorum yok ya. Ya yola çıkıyorsun, böyle her şey senin. Her şey senin. Bir de tekrardan mesela değişik yerler görüyorsun. Belki benim için belki birçok yer eski. Çoğu yere gitmişim, gitmediğim neredeyse yol kalmamış. Ben 11 senedir öyle böyle yollardayım. Benim için gitmediğim yol kalmamış ama yine de böyle bazen İnsan aynı yerleri böyle birkaç ay sonra görmek keyif veriyor. Ya az önce yükü aldım. Neyse, kapıları kapat, tekrardan çık. Arkadaş dedim ya, bir keyifli geldi bana. Bir anda bir keyifli geldi. Bir an bir keyif aldım. Ya hakikaten tır farklı bir şey. Tır çok keyifli bir şey. Tabii ki en büyük zorluğu evden, aileden uzak kalmak. Bu insana gerçekten çok zor geliyor. Hani bana soruyorlar, tırcılığın en büyük, en zor tarafı neresi? Vallahi en zor tarafı aileden ayrı kalmak. Hele de belli bir süre böyle aileyle beraber oluyorsun, bütünleşiyorsun. Sonra tekrardan yola çıkıyorsun. Bugün mesela hanım beni götürdü işte, tıra bıraktı. Sonra beraber yaklaşık bir 30 mil boyunca, yani 50 kilometre boyunca beraber yolda gittik. Onlar küçük arabayla, ben büyük arabayla. O çocukların bana el sallaması falan filan, bunlar beni zor. Yani zorluyor, böyle gitmek istemiyorum ya. Hemen böyle bir kenara çekip ya bırak tırı eve git modundayım. Ama o moddan çıktıktan sonra ya arkadaş, ya vallahi çok keyifli bir şey ya bu tır. Çok keyifli bir şey. Ama tabii belli bir süreden sonra sıkacağını da biliyorum. O da ayrı bir tarafı bu işin. Ama neyse, biz en azından keyfini sürebildiğimiz kadar sürelim. Ben de şu anda onun peşindeyim açıkçası. Ya gerçekten çok özlemişim tırı. Tırı binince bunu fark ediyorsun. Tekrardan çıktık yollara. Tabii bu ara ara yola çıkma bana sıkıntı yapıyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Beni geçmişte izleyenler zaten biliyorlar. Böyle yemeğimi hazırlardı hanım. Ben arabaya koyardım. Arabada her şeyim hazırdı. Ve alışverişimi de yapardım. Sonra yolda yemeğim bittiği zaman yemek yapmaya başlardım. Tırcılıkta bence en güzel şey o. Para kazanmanın da, daha doğrusu para kazanma değil de para tutmanın en iyi yöntemi.
Bir de sağlıklı yemenin. Çünkü özellikle Amerika için söylüyorum. Hani Türkiye'de var böyle çok güzel kamyoncu restoranları falan. Ev yemekleri yiyebiliyorsun. Burada öyle değil. Burada tır durağında durduğun zaman burgerdir, sandviçtir, böyle çöp yemekler yiyorsun ister istemez. Şimdi biraz o moda geliyorsun, o benim çok hoşuma gitmiyor. Bir de spor yapan bir adam için o tarz yemekler yemek yani sanki o kadar uğraşmışsın, spor yapmışsın ve onu çöpe atıyormuşsun moduna giriyorsun. Bu çok iyi bir şey değil. Ama mecburi olarak da yaptığım bir şey. Yani alternatifimiz yok bu konuda. Dayı ne yapıyorsun? Çimci. Ulan burada biçilecek çim de yok anasını satayım. Neyi biçiyorsun sen ya? Yol kenarlarını mı? Neyse tabii buna alışacağız. Yine yolda yemekler, çöp yemekler yemeye tekrardan alışacağız. Ama şunu yapacağım bu sefer. Uzun yolda kalmayacağım. Yani uzun yolda kalmayacağım derken 3 hafta boyunca yoldayım ama işte Texas'a gidip geleceğim. Texas'a gidişim işte 2 gün, 2,5 gün. Dönüp tekrar geri gelmek. Yani 5-6 günde bile eve gelip en azından 1 gün, 2 gün kalıp tekrardan yola gideceğim. Planım bu. Kendimi de bunaltmayayım. Yanı sıra da yapmam gereken işlerim de var. Onları da yapabileyim. Mecburi olarak bunu yapmak zorundayım. Bir de yolda olan arabalar var. Onlara biliyorsunuz en son aldığımız arabada arabayı yola gönderdik ama eksikleri çok. Arabada geriye gelemedi bir türlü. Bozuldu falan filan. Tekrardan tamir oldu. Tekrardan çıktı yola. Ona bağlamamız gereken GPS'tir. İşte bazı evraklardır. Onların koyulması lazım. O yüzden tekrar geriye de gitmem lazım. Gerçi geriye gitmesem de bizim Milat atlar eve gider. Evden alacakları alır. Artık orada gerekirse o şekilde de işini halledebilir. Ama ve lakin ben çıktım tekrardan yollardayım. Ya ilginç, gerçekten çok ilginç. Ya, dün canlı yayın yaptım, biraz sohbet ettik arkadaşlarla YouTube'da uzun zaman sonra. Bir de gece sohbetiydi. Şöyle bir saat, 1,5 saat civarında bir sohbet ettik. Hatta hanımla beraberdik. Orada birçok soru geldi bana. Bazı arkadaşlar diyor, abi tırı tekrar ne zaman bineceksin ya? Arkadaşlar, çok salakça bir örnek verdim ama aynı salakça örneği burada da tekrarlayacağım. Ya şimdi şöyle bir şey düşünün. Ali Koç'un Migros mağazasında kasiyerlik yaptığını düşünün. Ya Ali abi, sen bu mağazanın sahibi değil misin? Biz seni kasiyer görmeye alıştık. Tabii o kasiyerlikten oraya gelmedi, ayrı bir mevzu ama ben de zaten şoförlükten Ali Koç'un kıvamına gelmedim. Ama hani mantığı anlayabilmeniz için böyle uçuk bir örnek veriyorum. Arkadaşlar artık benim tır kullanma gibi bir şansım yok. Bitti o. Ne zaman olur bu? Hani Allah göstermesin. Olur da iflas ederiz. Her şeyi kaybederiz. Tekrar baştan başlamak zorunda kalırız. O zaman tabii ki tıra tekrardan uzun süreli binme zorunda kalabiliriz. Ama şu anda benim yollarda tırlarım var. Nasıl kalkıp da tırlar yoldayken bir arabada benim de binmemi bekleyebilirsiniz. Sonuçta o tırları yolda tutacak adam lazım. Ha, Allah'a şükür şu anda o sistemi de kurdum. Artık çalışanlarımız da var. O işi yapan insanlarımız da var. Ama bu iş sadece öyle olmuyor. Yani bir kişinin en tepede olup bunların tamamını kontrol etmesi lazım. Ben tabii ki şu an bu arabayı kullanırken de öyle bir durum olduğu zaman telefonla müdahale etmeye çalışıyorum olabildiği kadar. Ama bu bir yere kadar. Ben mesela bunun en büyük zorluğunu şu 3 arabam varken çekiyordum. İşte 1 araba, 2 araba, 3 araba derken başa çıkamıyorsun. Yoldasın çünkü sen. Sonra ne zaman geriye çekildim, kontrol etmeye başladım, o zaman rahatladım. Ha, parasal açıdan diyelim ki mesela işte ya şoföre para vermiyorsun. Güzel kardeşim. Ya bazen senin geride durabilmen şoföre para vermenden daha önemli. Yani yeter ki sen şoföre para ver ama sistemi sen takip et. Yoksa senin gibi kimse sistemi takip edemez. Yani her şeyi kontrol etmek zorundasın. O yüzden hani benim tekrardan yola çıkmamı bekleyen arkadaşlar, ne yazık ki böyle bir durum artık olmayacak. Ben yani Allah orayı göstermesin, iflas etme gibi bir düşüncem de yok. Sonuna kadar mücadele ettiğimi, mücadeleci bir adam olduğumu da biliyorsunuz. Lan sinek nereden girdi, kaçak yolcu? Defol, çık dışarı. Neyse yani
Öyle bir durumunda en azından yakın vadede benim gözümde böyle bir şey olacağını da düşünmediğim için tekrardan tırda böyle uzun süreli kullanılma şansım yok. Bundan sonra ne olacak? Benim yapacağım şey belli. Ben ofisten arabaları yönetmek. O yüzden hani benim tıra çıkmamı bekleyen arkadaşlar yok öyle bir şey olmayacak. Ama şu var, işte gördüğünüz gibi bir arkadaş gitti. Boş kalmasın tır, ben oturdum. Şimdi bu arabadan sonra bir şoför arkadaşımız daha tatile gidecek. O tatile gittiği zaman da yine 2-3 hafta ben yine tıra bineceğim. Bazen de artık mesela belli bir sayıya çıktıktan sonra da isterse 2-3 tır yatacak olsun, ben mecburi olarak yine tıra çıkamayacağım. Yani iş oraya da gelecek. Bu iş merdiven merdiven. İnşallah oraya da gelecek. Çünkü mesela şunu göreceksiniz. Burada Amerika'da var, Türkiye'de de var. Adamın şirketinin önünde 20 tane araba yatıyor ama patron ofiste. Binemez o arabalardan birine. Birine binerek işi kurtaramaz, hatta işi batırır. O yüzden biraz işin bu tarafını algılayın. Yani ister istemez tırdan uzaklaşmak zorundayım. Tabii ki tırdan uzaklaşmak demek taşımacılıktan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Hatta taşımacılığın daha da dibine girme anlamına geliyor. Çünkü artık daha fazla sorumluluğumuz oluyor. Artık daha fazla yapmamız gereken iş oluyor. Bölünmeye çalışıyorsun. Ki benim iş taktiğimde, bunu geçmiş videolarda da çok kez söyledim. Ben insanlara çok fazla yatırım yapan birisiyim. Bu yatırımı yaparken de o insanlara parasaldan bahsetmiyorum. Tabii ki insanlara yatırım yapmak belli bir derecede de para gerektiriyor ama parasaldan ziyade insanlara yaptığım yatırımda onlardan beklentim her zaman iş oluyor. İşten kastım da nedir? Bölünme. Yani kimine işte arabanın tamirini emanet ederken kimine işte bazı şoförleri emanet ediyorsun ve böylelikle kendi üzerimdeki yükü bölüyorum. Ve ben rahatlamaya çalışıyorum. Sonra kalkıp mesela her şoförle birebir muhatap olmak yerine dışarıdan ana kollarla muhatap olarak sistemi yönetmeye çalışıyorum. Tabii bu öyle kolay bir durum değil. Bu benim için en azından şu aşamada bizim de artık böyle alışmaya başladığımız bir durum. Gerçi alıştım. Alıştım. Çünkü o moddaydım zaten. Nasıl mesela şimdi diyorum ya, işte ileride 10 tane tır belki kapının önünde yatacak. 100 tane tır yolda olacak. Ve ben buna da alışacağım. Bunu biliyorum. Yani hedefim o olduğu için bunu biliyorum. Buraya şu anki durumda da zaten benim geçmişteki hedefimdi. O yüzden bunların hiçbirisi bana sürpriz değil. Bir yandan da şimdi bunları da söylerken şöyle hoşuma giden bir durumu da söyleyeyim arkadaşlar. En azından benimle sohbet edenler, benimle bağ kuran arkadaşlar da bunu bana çok söylüyor ama bunu ben de hissediyorum. Mesela diyor ki adam, ya abi diyor, geldiğim noktada diyor gurur duyuyorum, hoşuma gidiyor, işte çok seviniyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bazen geçmişe bakıp bugünle alakalı, mesela bugün konuşuyorum, Allah Allah, bundan işte 5 sene önce, bundan işte 10 sene önce, bundan 15 sene önce yoktu bunlar. Evet, bir planımız, bir hayalimiz vardı ama bunlar yoktu. Bugün buraya geldiğim için en azından tamam, geldiğim noktada büyük bir başarı mı? Değil. En azından benim hedeflediğim noktanın çok gerisindeyim. Ama büyük de bir yol kat etmişim. Onu da kendim mesela geriye baktığım zaman görebiliyorum. Özellikle geçmiş videolara baktığım zaman wow diyorum ya. Ulan mesela hanımla bazen diyoruz, hatun diyorum, bak yani görüyor musun, farkında mısın, neredeyiz, ne yaptık? Tamam, hedefim hep yüksek. Bulunduğum noktada olduğum zaman geçmişe çok fazla bakmıyorum. Hep ileriye bakıyorum. Ama bazen de böyle geçmiş anımsanıyor, böyle bir şeyler de karşına çıkıyor. Bir fotoğraftır, bir videodur, bir sohbettir. O zaman da diyorum ki ya wow, wow yani. Tabii ki benimle bağ kuran arkadaşların abi seninle gurur duyuyorum demeleri o belki onların söylediği anda çok fazla bana işlemiyor ama kendim de bunu gördüğüm zaman da diyorum ki ya gerçekten büyük de yol kat etmişiz. İnşallah iyi olur. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bir insan şimdi ne yapabilirsin? Mesela dünyanın en zengin adamı oldun. Ne yapabilirsin? 20 odalı bir ev, 100 odalı bir evde yaşayabilirsin. Araba dediğin şey zaten standartta bir arabadır. Hadi standartta bindiğin araba en lüks donanımlarla olduğunu farz edelim. Öyle bir arabaya da binebilirsin. Olabilir belki bir uçağın olur. Bir teknen olur. Ama günün sonunda eve gittiğiniz zaman kuru fasulye pilavdır arkadaş yiyeceğin.
Yani eti altın suyuna bandırıp yiyemezsin. Yani ne kadar değiştirirsen değiştir hayatını, günün sonunda aynı yatak, yani bir tane yatağa girersin, kaplayacağın alan bellidir, yiyeceğin yemek bellidir, yapacağın şeyler bellidir ve büyüdükçe aslında hayatından, yani özel hayatından birçok şeyi de kaybedersin. Ne kadar paran olursa olsun, günün sonunda bir bakarsın ki sorumluluğu az olan insan kadar hayata hayatın keyfini sürememişsin. Bu da olabilir. Ama tabii ki hayatın keyfi bakış açısıyla beraber değişir. Benim bakış açım ne? Ya ben mesela çalışmaktan keyif alan bir adamım, ama bir adam da vardır, gitarda iki melodi yazmaktan keyif alan birisidir. Şimdi o da ondan keyif alır. Şimdi benim onu beğenmemem ya da onun beni beğenmemesi bir şeyleri değiştirmez. Başarı kime göre başarı? Dediğim gibi bir adamın kalkıp evinin bahçesinde gitarıyla çıkartmış olduğu bir beste de bir başarıdır. Bir adamın kalkıp milyon dolarları çevirmesi de bir başarıdır. Ve ters olarak baktıkları zaman birbirlerine, bu adam ne yapıyor ki kardeşim? Gitar çalıyor deyip onu küçümseyebilir. Diğeri de diyebilir ki, arkadaş bu adam ne yapıyor ki? Milyon dolarla da oynasa günün sonunda benim yaşadığım hayatı yaşamıyor. O da onu küçümseyebilir. Aslında göreceli bir kavramdır. Bana göre de çalışmak hakikaten keyif veren bir şey. Keyif veren bir şey. Daha önce de ben bunu çok kez örneklerini verdim. Hatta geçenlerde bir internet sitesine bir gazeteci arkadaşımıza bir röportaj verdim. Orada da söyledim. Ya benim için hayat Süper Mario ya. Geçmişinde benim yaşımda olanlar o Mario'nun geçmiş halini, Atari'deki halini bilirler. Altın toplayarak günün sonunda işte bir direğin altından mezara gitmek gibi. O başlangıç noktasında küçük Mario ile büyük Mario arasında bir bölümlük serüven aslında hayat. Öldüğün zaman her şey bitecek. Belki mesela bir mezarlığın yanından geçeceksin. Diyeceksin ki ya arkadaş, ne kadar çabalarsan çabala, günün sonunda gireceğin yer bu. Ne kadar dert yaparsan yap yaşadığın sıkıntıları, herkesin gireceği yer orası. Bari yaşadığım anın keyfini süreyim. Benim biraz yaptığım aslında o. Tabii bunu yaparken de ne yapıyorsun? Bazen boşluk yakaladığın zaman da o anın keyfini sürmeye çalışıyorsun. Biraz yaşadığım hayatta aslında bunu yapmaya çalışıyorum. Ve en çok keyif veren noktası ne biliyor musunuz? Bunu aslında geçmişte çalıştığım patronumla da çok kez söylemiştim ona. Abi bak, sen büyümeye çalışıyorsun. İnsanlara destek ver. İnsanlara destek verdiğin zaman doğal olarak sen de büyüyeceksin. Onlar da sorumluluğu da üzerinden belli bir derecede atacaksın. Sen de bu konuda hem rahatlayacaksın, hem büyüyeceksin, hem de yanındaki insanlar senin işini senden daha fazla savunarak onlar da büyüyecekler. Benim aslında o zamanında patronuma söylediğim ve onun yapmadığı şeyleri bugün ben yapıyorum. Ve yaptıkça da inanın bana, etrafımdaki arkadaşlarım, beraber çalıştığım arkadaşlarımla oturup konuştuğumuz zaman ya onların benden daha fazla şirketi savunduğunu görünce ve bazen mesela benim önümde direttiklerini görünce ooo diyorum, ne kadar güzel. Bir örneğini vereyim, bu arabayı kullanan Ozan, çok seviyorum Ozan'ı. Ya adam ayrı bir varlık, ayrı bir karakter. Bir gün arabanın tekeri değişecek, onu bir yere gönderdim, dedim ki bir saniye şuna bir cevap vermem lazım. Hello? Hi. I'm just going to see if you made it to your pickup. Oh, I already pick up and I'm driving right now. Okay, you're loaded? Yes, I did. Perfect. Gotcha. Thank you. No problem. Have a great day. You too. Bye. Bye. Yükü soruyorlar da. Aldınız mı diye yükü aldığımı söylüyorum. Bu brokerlar. Neyse, bu arabanın sahibi Ozan. Ya bir gün teker değişecek. Abi dedi, teker değişmesi lazım. Ona bizim kullandığımız bir yer var. Evimize yakın bir yerde. O adamın numarasını verdim. Ozan dedim, bu adam var ya, bu adam piyasaya göre iyi rakamlar veriyor. Tekeri onunla beraber hani konuşur değiştirirsin. Tabii adam aramış, konuşmuş. Sonra işte Ozan'ı aradım. Ozan dedim, ne yaptın, değiştirdim. Abi dedi, orada değiştirmeyeceğim. La oğlum, hani baktığın zaman tırnak içinde patron benim ya. Diyorum ki adam, arkadaş buraya götür arabayı, tekerini değiştir, bu adam ucuza yapıyor. Adam bana diyor ki, abi diyor, ben onunla konuştum, onun bana verdiği fiyat benim hoşuma gitmedi, benim bildiğim başka bir yer var, ben oraya gideceğim. Aynen şunu söyledim, oradan gittim, bana niye soruyorsun o zaman, git ne yapıyorsan yap, niye bana soruyorsun o zaman, hani madem bildiğim bir şey var. O da bana diyor ki, senin belki bildiğin daha iyi bir şey var. Ama benim bildiğimi beğenmiyor, arabanın
sahibi benim değil mi? Yani tırnak içinde sahibi benim ya da tırnak içinde şirketin patronu benim değil mi? Adam bana diyor ki hayır kardeşim bu iş öyle değil. Senin bildiğin gibi değil. Bu böyle diyor ve gidiyor bildiğini yapıyor. Şimdi düşünüyorsun lan bu adam, arkadaş bu adam nereye giderse gitsin ekmeğini çıkartır. Kimseye muhtaç değil o adam. Kimseye muhtaç değil. Ama böyle bir adamı gördüğün zaman da zeki bir adamsan bu adama yatırım yapmak zorundasın. Bu adama yatırım yapmak zorundasın. Ben tabii şimdi Ozan'a örnek veriyorum. Daha bunu gibi ben de çalışan arkadaşların neredeyse hepsi böyle ya. Neredeyse hepsi böyle. Böyle adamları bulduğun zaman da bu adamlara yatırım yapmak zorundasın. Aslında benim biraz da yaptığım bu. Tabii genel anlamda baktığımız zaman da bunlar da yani ben de bu işten çok memnunum. Arkadaşlar da memnun. Tabii her zaman işler iyi mi gidiyor? Yok arkadaşlar. Özellikle bu sene için söylüyorum. Ocaktan bu yana 8. aydayız. Her şey berbat. Çok kötü gidiyor. Ama yani iş anlamında söylüyorum, ekonomik anlamda işte yakıtlar iki katına üstüne çıktı. İşte kazandığımız rakamlar yaklaşık %25 geriye geldi. Ama bu halde bile kurduğum sistem bana hep umut verdi. Hep umut verdi. Ve diyorum ki kardeşim ne olursa olsun evet günün sonunda bir batma da var. Batabiliriz de. Ama ne olursa olsun ya yaptığım işten çok memnunum ya. Ya hakikaten yaptığım işten çok memnunum. Çalıştığım arkadaşlarla acayip derecede memnunum. Onlar da zaten benimle memnun olmamış olsalardı bu kadar zamandır benimle çalışmamış olurlardı. Tabii mutlaka arada böyle gelip giden arkadaşlar var. Böyle geliyor adam sadece para odaklı. İşte 2-3 centin hesabını yapıyor, başka yere gidiyor. Tabii ki onu çok görmüyorum. Gayet doğal bunu yapmaları. Ama genel anlamda hayatın ilerisini düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Hakikaten çok şey gibi gidiyoruz ya, panzer gibi gidiyoruz. Allah'ın nazardan saklasın. Dediğim gibi birçok şeyde sıkıntımız var. Hani bu kadar böyle umutvari konuşurken sakın şunu düşünmeyin, her şey iyi gidiyor. Ya yemin ediyorum çok kötü gidiyor bazı şeyler, çok kötü gidiyor. Ama o kötü giden şeyler değil, bardağın dolu tarafına baktığım zaman kardeşim ben bu bardağın geri kalanını da doldururum modundayım. Dolduramayacağımızı farz edelim. Günün sonunda kaybedeceğimizi farz edelim. Valla karınca misali ya. Yangını söndürmeye gidiyoruz ya. Yolumuz belli ya. O beni mutlu ediyor. Neyse. An itibariyle dostlar 1393 mil yolum var. 21 saat gitmem gereken yolum var. Bugün günlerden cumartesi saat 1, yarın da pazartesi günü sabah 6'da yükü Dallas'ta değil, Terrell diye bir yer, Dallas'a yakın bir yer. Ama Dallas diye söyleyelim ki en azından bilinen bir yer. Dallas'ta yükümüzü indireceğiz. Ondan sonra da inşallah başka bir yük bakarak tekrar Pennsylvania tarafına döneceğiz. Yola devam ediyoruz. Bu videoyu da bugün, yarın ve yükü boşaltana kadar devam ettireceğim. Ne kadar uzun sürer onu bilmiyorum ama yol boyunca videomuz olacak. En azından yol videosu bekleyen arkadaşlar, uzun bir video, uzun bir sohbet, uzun bir geyik diyelim. Belki de içerisinde çok güzel sırlar da vardır, sizi bekliyor. Devam, yola devam. Hadi Fatih al eline kalemi, 10 sene geçti fethettin alemi. 40 yaşında dimdik, onlara bakma çok histerik. Bol histerik, yok dedik hep dandik. Peçlerle raks ettik, deli fos ettik. Sana göre yenik ama bana göre devam. Aman aklıma gelmedi durmak bir an. Bana pes etmek haram. Yok moruk, inan bana, onlar yalancı sallama. İnternetten sallayan yavşak dallama. Başarız Amerika'ya gelebilmek anla da. Kuru sıkı bol keseden sallar, ayak izimde ruhunu kutsar. Neyi nasıl koklar söyle, elinde gül yok böyle. Hayal satar masada delil çok, tartışıyorsun beyin yok. Akla sok ok, bok gibi sulanmış kafatası. Akli melekeleri genelevi işçisi. Baytar değil bu neyin dişçisi. Old school yani OG, AK-47 gerçek bilgi. Gözün açık olsun moruk, hayatımız çok zor. Sözüm azık oldu soldum, kalmak sana hep kor. Söylediklerimi dinledikçe bana sen sor. Alır dostum kabullen, bu adam sana mentor. Gözün açık olsun moruk, hayatımız çok zor. Sözüm azık oldu soldum, kalmak sana hep kor. Söylediklerimi dinledikçe bana sen sor. Alır dostum kabullen, bu adam sana mentor.
mentor. Yazarım, her güne yazarım, bana değmez senin nazarın. Çalışıp kazanın, kazanıp azanın. Aklını alırım, ritimle dansımın, benimle hasmımın. Ben varım arkaya yaslanın, hayalim yıldız, ayılım yerde. Dün yanımda idi, bugün nerede? Bazen kapılırım derde. Gel de sövme. Öyle de böyle de derken zirve, gör ve izle. Yaralı bir dizle, doğrudan feyizle. Noktası virgülü kayıpsa her günü kopardım. Son günü silemedim, hiç dünü çıkardım dersler. Etrafta sesler, umut yesler. Bana bit ver, sözlerim ritimleri besler. Beni mi vuracak o, deli mi olacak o? Ayağı yere basmıyor sanki, ateşte yanacak o. Ne dedin sen, gelemem ben. Savaşından mermi olamam ben. Sevemem ben, silinen sen. Hedefe giderken duramam ben. Anam. Günaydınlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben uyandım. Üstümü de güzelce giydik. Bakımlarımızı yaptık. Şimdi bir de arabanın bakımını dışarıdan bakalım, ne var ne yok arabaya bakalım. Sonra da yola çıkacağız. Şu anda Tennessee'deyim. Tennessee yaklaşık bir 11 saatim kaldı gideceğim yere. Texas, Dallas, Texas'a bakayım. Tam olarak neymiş? Evet, 747 mil. Yani kilometre çevirirsek sanırım 1050-1100 kilometre civarında bir şey. Tam emin değilim ama tabii 1100 kilometre var. 10 saat 38 dakika yolum kalmış. Evet dostlar. Şimdi yani an itibariyle, ya ne an itibariyle ya, bu an itibariyle zamanan artık bunlar da bende kültleşti, yani kült söyleyemedim, kültleşti, kült. Takata, eski Alex, ana Alex'in arabası. Gidip böyle parayla beraber yan tarafından bir tutacağım, baştan sona çizeceğim. Yok arkadaşlar, yok. Hiç bana böyle bununla alakalı çok şey söylüyor bazı arkadaşlar. Abi diyor, sen Alex'te arabanı bıraktın. Ne oldu, aldın mı? İşte Alex sana öyle yaptı, Alex sana böyle yaptı. Alex'i böyle, vallahi kraldan kralcılar diyeceğim. Benden daha fazla yok etme derdindeler. Ben hiçbir zaman öyle bir dertte olmadım ki canım. Alex hiçbir zaman benim düşmanım değil. Aksine bugün ben geldiğim noktayı Alex'e borçluyum ya. Benim paramı çaldılar. Ya çaldılar diyorum ha. Bizzat çaldıklarını biliyorum. Ama ben hiçbir zaman bir düşmanlık yapmadım. Çünkü hep şu moddaydım. Ya tamam kardeş. Benim bir yere gelebilmemde sallıyorum. Şimdi ben örnek vereyim. Örnekle daha iyi anlatabiliyorum. Diyelim ki 10 bin dolar benim bir yere gelebilmem için gerekli. Bu işte ben 15 bin dolar kazanacağım. Bu adamlar da benim 5 bin dolarımı çaldılar. Şimdi çalmasalardı tabii ki daha fazla param olacaktı. Belki geleceğim yere daha çabuk gelecektim. Ama çaldıktan sonra dahi aldığım para, kazandığım para bugün beni bir yerlere getirdiyse tamam kardeşim, benim hedefim bu ya. Yani Alex'te mesela o zaman 55 bin dolar ödedim ben o arabaya. Arabayı bıraktım çıktım. Birçok arkadaş bana dedi ki ya sen manyak mısın, ne misin, işte mahkemeye ver falan yap filan yap. Babacım ben onunla uğraşacağım ama ona vereceğim eforla, harcayacağım eforla iş planı yaparım, iş yaparım ve yoluma giderim. O zaman Alex'ten ayrıldığımda Alex'in işte karşısına, daha doğrusu Ruddy, oranın Alex diye biliniyor şirketin ismi ama şirketin patronu Ruddy'dir. Ruddy'nin karşısına geçtim. Ruddy dedim, bak ben işi bırakıyorum, arabamı alacağım dedim, bana arabamı ver. Ben dedim artık önüme bakacağım. Dedi ki ya niye bırakıyorsun? Yani neyden memnun değilsin? Eksik olan ne? Sıkıntı ne? Dedim ya bak işte bir o dönemde kendimce eksiklikler gördüğüm çok şey var. Ama sonuçta dediğim gibi bir vefa örneği. Çok daha ayrıntıya girmeden dedim ya Radil, ben artık dedim kendi şirketimin başına geçmek istiyorum. Benim dışarıda arabalarım var. Nasıl ya dedi. Evet dedim, benim dışarıda arabalarım var. Sen dedi burada da devam ediyorsun. Evet, sonuçta ben bu arabayı satın aldım senden. Ve ben para kazanma derdindeyim. Yani kazanabildiğim kadar.
Tabii inanmadı bana. Girdi benim diyor TV falan filan. Bir baktı benim arabalar var dışarıda. Hakikaten gerçek yani. F-Fighter'a ki ben tamam. Alex'te şoför gibi çalışıyorum. Şoför gibi derken araba benim kendi arabam. Hani birçok kişi onu anlayamadı. Beni hep mesela bunu söylerler. Biz seni şoförlüğünden beri takip ediyoruz. Siz beni hiçbir zaman şoförlüğümle takip etmediniz. Çünkü ben şoförken hiç video yapmadım. Ben ilk videoyu yaptığımdan bu yana kendi arabamın üstünde video yapıyorum. Neyse o zaman tabii baktı ki hakikaten dışarıda arabalar da benim. Dedim tamam Alex hani ben bu arabayı dedim almak istiyorum. Yani çıkartacağım. Kendi şirketimin altına koyacağım. Tabii o zaman anlaşamadık. Onunla hiçbir şey bir türlü dalavera alavera işler yaptı. Bazı yöntemlerle alabiliyordum arabayı. Çok rahatlıkla alabiliyordum ama o yöntemlerde benim işime gelmiyordu. Dedim ki tamam kardeşim öyle mi al arabayı. Senin olsun. Ben dedim gidiyorum hadi bay bay. Bu arada şoförlük döneminde yani şoför olduğumda Alex'i kendi arabamdan çalışırken değil. Şoför olduğum dönemde de bu burada da böyledir. Belli bir parayı içeride tutar şirketler. Yani şoförlerin işte bu 1500, 2000, 3000 dolar civarında bir parayı içeride tutarlar. Olur ki şoför ayrıldığı zaman bir yanlış yapar, bir sıkıntı yaparsa o paradan kesilir. Size yemin ediyorum o 1000 dolardı gerçi büyük bir para değildi ama tabii o dönem için iyi bir para. Size yemin ediyorum şoförlük zamanındaki paramı dahi almadım. Al dedim kardeşim arabayı hadi gidiyor görüşürüz ben gidiyorum. Ve çıktım gittim. Yani oraya harcayacağım eforla başka yere bakabilirdim. Hiçbir yere bakmadım kalktım direkt çıktım dışarıda başka bir araba daha aldım. Yani direkt tekrardan 3 arabayla Alex'ten çıktığımda 3 arabayla çıkmıştım. Tabii bunu birçok arkadaşa anlatamadık. Birçok arkadaş böyle... Ya ne bileyim küçük düşünüyorlar diyeceğim de işte insanların düşünce tarzı her birisi birbirinden farklı. Ama bana uymayan bir tarz işte ben kalkıp da geçmişin ağlamasını yapacağıma ya da geçmişe illa yaraları sarmaya çalışacağıma o yaralardan ders çıkartırım. Hatta yaralar bende iz bırakır ama onlara baktığım zaman nereden geldiğimi nasıl bir yol izlediğimi hatırlarım ve önüme bakarım o tecrübelerle beraber ben hep bunu yaptım. Orada da böyle bir durum yaşadı. Bu arada Alex'in arabayı görünce böyle buraya bu mevzuya girdik. Biraz aslında spontan bir konu. Şu anda Arkansas'tayım. Arkansas'ın Memphis, West Memphis tarafındayım. Little Rock sonrasında da Texas yani Dallas tarafına doğru gidiyoruz. An itibariyle de 430 mil yani 6 saatlik bir yolum kaldı. Gidiyoruz. Sallana sallana gidiyoruz. 6 saat şu anda saat kaç burada? Bulunduğum yerde 2.30. 6 saatte böyle desen ki orada saatiyle 9 gibi diyelim. Arada durduk tuvalete gittik. 9-9.30 gibi yükü bırakacağım yerde olacağım. Tabii Walmart'a bırakıyorum yükü. Ama yarın sabah Walmart'ların da şöyle bir sıkıntısı var. Seni randevu saatinin en fazla 1 saat öncesinde içeriye alıyor. Benim de yarın sabah 6'da. Büyük ihtimal saat 5'te randevudan önce işte bir 5'te gireriz içeriye boşaltmaya başlasalar Walmart'ın standartıdır bir palette 5 palette 100 palette götürsen 3-4 saatte boşaltırlar. Yine öyle olacak yani yarın 10 gibi tamamıyla herhalde arabayı boşaltmış olurum. Sonrasında da başka bir yük bakıp hop oradan yükü alıp tekrardan geriye ev tarafına doğru geçeceğiz. Planımız o. Ama yani kısa şeyi yani yapıyorum ama tekrardan eve hiç uğramadan da yola devam edebilirim. O da var yani. Sadece şu anda böyle bir çalışma sistemiyle hareket ediyorum. Bu arada yolculuk nasıl gidiyor? Uzun zaman sonra hani tırın üstüne binmişiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sesimden de anlaşılıyordur. Burnumda bir tıkanıklık var. Yola çıkmadan önce 3-4 gün hastaydım. Bayağı bir sıkıntılıydık. Onun bir kalıntıları, tortuları var diyelim. Aslında herhangi bir sıkıntım yok. Ama hafiften bir burun tıkanıklığı var. Ama bayağı bir kendimizi toparladık. Ve yolculuk aslında genel olarak güzel giderken bugün sabah kötü bir haber aldım. Benim için çok kötü bir haberler, kötü haberlerden birisi. Bilmiyorum hayvan sevginiz ne derecededir, nasıldır, nedir onu bilmiyorum ama bizde, bende hayvan sevgisi çok fazla. Tabii bazı hayvanlara karşı özel daha ilgim var. Mesela kedileri çok seven bir adam değilim. Düşmanı değilim, kedilere düşman değilim ama mesela bir kediyi alıp evde besler miyim? Beslemem. Besleyene de bir şey demem. O da ayrı. Dediğim gibi hayvan sevgim olduğu için sıkıntı yok. Ne besliyorsan besle. O sana kalmış. Ha, ben çok hoşlaşmam. Ama işte hayvan sevgim vardır. Ve bildiğiniz üzere beni tanıyanlar, Instagram'dan takip edenler bir papağanımız vardı bizim. Oscar diye bir papağanımız vardı.
Bu papağan arkadaş bizim evdeki 5. eleman. Yani gerçek anlamda evdeki ev halkının aşırı derecede sevdiği bir hayvandı. Hepimiz çok seviyorduk onu. Sabah işte hanım aradı erkenden, o uyandırdı beni. Dedi ki ya böyle böyle Oscar öldü. Ya bayağı bir üzüldüm, bayağı bir canım sıkıldı. Onlar da tabii üzülmüşler, ağlıyorlar. Özellikle Furkan. Ölüm nedeni daha da trajik. Şimdi hayvan o kadar şey ki, nasıl anlatayım size arkadaşlar. Ya bir köpeği düşünün. Hani tu kıs kıs dersin de saldırır bir insana. Sana birisi saldırmak istediği zaman seni korumaya geçer. Vallahi bu kuş aynen böyle bir kuştu. Özellikle Furkan için söylüyorum onu. Zaten Furkan istedi diye almıştım. Furkan'ın bildiğiniz köpeğiydi. Biz mesela, ben iki defa onu söylerdim. Furkan'ın köpeği. Furkan'a hani bana da kızıyordu ama bana saldırmazdı. Mesela hanım Furkan'a gitsin, böyle bir seviyormuş gibi onu biraz boğuşsun onunla. Yemin ediyorum bildiğiniz köpek gibi saldırıyordu hanıma. Hiç öyle şeyi yoktu. Böyle bizim çocuğumuzu bize karşı koruyordu. Ve aşırı derecede bize yakın bir hayvandı. Yani kafamızda, gözümüzde, yemeğimizde, yatağımızda öyle gezen bir hayvandı. Böyle kafesini biz kapatmazdık onu. Sabah mesela ya kafesinden çıkar, üst kata gelirdi. İşte bazen biz yatak odasına gelir, bizim üstümüze konardı. Biz uyanana kadar da bize dokunmazdı. Bazen de Furkan'ın yanına giderdi. Genelde de Furkan'ın yanına gidiyordu. Bugün sabah yine aynısını yapmış. Sabah önce bir hanımın olduğu yere gitmiş. Hanımın üstüne çıkmış. Sonra hanım onu işte böyle bir pışpışlamış. Tekrar bir merdiven var. Merdivenin oraya geçmiş. Orada gördüm dedi en son hanım. Sonra oradan da tekrar Furkan'ın odasına gitmiş. Ama öyle bir hayvan ki arkadaşlar. Yatıyorsun, geliyor seninle beraber yatıyor. Ya şimdi sen yat, tamam biz sıkıntı yok, böyle biz seviyoruz zaten o şekilde davranmasını, ama uyuduğun zaman onun ne yapacağını bilemiyorsun. Yani uyurken sen döndün, arkanda ezildi, öldü. Aynen buna benzer bir durum olmuş. Nasıl oldu tabii ayrıntısını bilmiyoruz çünkü herkes uyuyor. Furkan da yatağın içine girmiş, battaniyenin içine girmiş. Tabii Furkan önce ilk geldiğinde fark etmiş onun orada olduğunu. Sonra bakmış ki Oscar yok. Uyanmış bakmış Oscar yok. Oscar yok. İşte bakıyor sağa sola, bir bakıyor ki battaniyenin altında hayvan ölmüş. Başlamış tabii ağlaya ağlaya, annesini hemen uyandırmış. Anne gel, Oscar kötü. O da kalkmış, bir bakmışlar ki battaniyenin altında Furkan'la beraber yatıyor. Battaniyenin altında ölmüş. Valla onu duydum, bayağı bir üzüldüm ya. Harbiden bilmiyorum, hayvan besleyenleriniz var mı da. Hayvanı besleyenler hakikaten böyle aileden bir eleman gibiydi. Bayağı bir kötü oldum. Furkan zaten deli gibi ağlayıp duruyor. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. İşte bugün baba bana bir tane daha alır mısın dedi. Tamam oğlum sen merak etme dedim. Bir papağan da az para değil arkadaş. 1500 dolar ya. O da bizimkisi öyle büyük papağanlardan değil. Ya tabii cennet papağanı zannediyor Türkiye'dekiler. Sun Crow diye geçiyor. Cennet papağanın böyle iki katı kadar büyüklükte bir papağan. Ama o büyük mesela grey papağanlar var. Ya da macaw'lar var. Onlardan da küçük. Fakat çok iyi cana yakındı. İki defa kaçtı. Bir seferinde kaçtı. 5 saat gitti ya. Sonra tekrar geri geldi. Öyle bir hayvan. En son bir daha bir kaçtı. Bundan 1,5 hafta önce kaçtı. Kaçıyor bu arada, ağaçlara gidiyor. Bizim oralarda orman çok. Bağırıyoruz. Bağırınca geri geliyor. Aynen de öyle oldu. Hatta ağaçlaydı. Ağaçlarla indirme taktiğimiz de şu oldu. Hanıma dedim ki sen Furkan'ı döv. Dövmüş gibi yap. O hemen sana saldıracak zaten. Öyle de götürürüz. Hanım aldı Furkan'a, bir saldırdı. Saldırdı, bir baktım Oscar yukarıdan ağaçtan böyle şahin gibi, ya yemin ediyorum ok gibi geldi. Çatladı hanımın kafaya. Sonra hanım hiç hareket etmeden böyle sessiz yürüye eve kadar gittik. En son kaçışı da öyleydi ama yani dediğim gibi çok cana yakın bir hayvandı. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Hayvanımız öldü, o yüzden biraz bugüne kötü uyandım. Öyle bir sıkıntı var biraz. Hep ikide bir onu düşünüyorum. Böyle canım sıkılıyor. Ama yapacak da bir durum yok. Onun dışında yolculuk iyi gidiyor. Yani bayağı bir yol anlamında, sürüş anlamında biraz kendime zaman ayırıyorum, öyle diyelim. Çünkü evdeyken böyle olmuyor. Evdeyken daha fazla yoğun oluyorum. Diğer arabalara daha fazla odaklanıyorum. Aslında yoldayken de öyle oluyor ama yoldayken bir şey olduğu zaman hemen başka yere paslıyorum. Ya yani şunda şu var, şunu halledin, şunda şu var, şunu halledin diye daha başka yerlere paslıyorum. Kendim biraz üzerimden atıyorum. Bir de yoldayken de
başka uğraşlar olmadığı için, mesela bir motosiklete biniyorum normalde evde ya da ne bileyim yani müzikle uğraşıyorum falandır filandır, bu burada öyle değil. Arabada tamamıyla kendime, beynime zaman ayırıyorum, öyle diyelim. Bol bol düşünüyorum, sohbet, muhabbet. O anlamda biraz keyifli. Keyifliydi işte bu sabaha kadar. Oscar'ın ölüm haberini alınca da o biraz can sıktı. Bakalım bugün nasıl olacak? İşte hanım bir papağan satılan bir yer var. Egzotik hayvanlar satıyorlar. Furkan'ı bugün bir oraya götürüp bakacaklar. Hatta daha aramadılar beni. Beni de bir arayacaklar. Bakacağız. Arkadaş ucuz da değil hayvan ya. Yemin ediyorum yani. Ucuz da değil ya. Ama yapacak da bir şey yok yani. Oğlumdan değerli değil. Bir de çocukların da hakikaten hayvanla beraber yaşamasını seviyorum. Çünkü hakikaten hayvan sevgisi olan insan sevgisi oluyor. Onlar da öyle. Biz de çocukken hayvanlarımız vardı. Öldüğü zaman böyle ailece yasa girerdi. Bir papağanımız vardı, cennet papağanı. Biliyorsun cennet papağanları küçüktür, kuyruksuz falan. Çok alışıktık hayvana. O da bize karşı öyleydi. Öldüğü zaman cenaze merasimi düzenledik. Şimdi hanıma özellikle onu söyledim. Bak dedim bir atlet al, atleti kes, bir kefen gibi yap, al onu götürün, işi gömün. Bir hani bu cenaze merasimi, cenaze durumunu biraz hissetsinler çocuklar. Tamam üzülüyorlar, ağlıyorlar. Yapacak bir şey yok. Feyza ya, 2 yaşında çocuk, annesi demiş, anne ağlama. Feyza uyanacak. Feyza diyorum, Oscar uyanacak. Ulan Feyza dedim, tövbe aşağı. Oscar uyanacak diye annesini teselli ediyormuş. Yani çok kötü bir durum. Ailece yastayız. Ama ben yoldayım. Yolda olduğum için çok bizzat şahit olmadığımdan biraz daha, bir nebze daha rahatım. Evde olsaydım ağlardım ya. O kadar yani. Evde olsaydım ağlardım, dayanamazdım. Çünkü çok seviyordum ya hayvanı. Size bir görüntü de bırakırım. Küçük bir görüntü, nasıl bir kuşmuş. Onunla alakalı da bir fikriniz olmuş olur. Kader. Şimdi hep böyle köpeklerin böyle yavruları, çocukları koruduğunu gördünüz değil mi? Şimdi Oscar'ınkini göreceksiniz. Hazır mısın Furkan? Hadi git bir annen bir dövsün seni. Git bir annen bir dövsün seni. Evet, baba baba. Evet. Döv şimdi. Evet evet, işte Oscar başladı. Annesine saldırıyor. Evet 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 evet. Döv 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 döv. Döv 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 döv. Saldır. Zabana'n diyeceğim çünkü Zabana'n saat 6:10 geçiyor, güneş açmaya başladı. Şimdi buraya gelirken aslında çekmek istiyordum fakat yolda bir kaza vardı. Kazadan dolayı trafik sıkıştı, biraz baktım ki geç kalacağım. Paldır küldür aceleyle geldim, girdim, tam aslında böyle randevu saatimi bir 10 dakika geciktirdim. Onun paniğiyle girdim, hemen patır kütür arabayı park ettim. Şu anda araba boşaltılıyor, onu bekliyorum. Ama sonradan aklıma geldi ki arabayı park edince, ya video çekiyorduk, bu videoyu da bitirseydik, hani bitirirken bir park etmeyi falan da gösterseydik. Ne yazık ki bu videonun da kaderi buymuş, yapacak bir şey yok. Bu videoyu da bu şekilde bitirmek zorundayım. Yani en azından o bölümleri gösteremeyeceğiz. Ama bu yükü bıraktıktan sonra buradan çıkacağız, başka yük almaya gideceğim ve onun da videosunu çekeceğim. Yani en azından arabada bulunduğumuz süreler boyunca da sizlere tırla alakalı, tırla üzerinde sohbet videolarına devam edebilmek için dostlar. Saygılar, sevgiler diliyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Türk Trucker'la kalın. Bay bay.